Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CorelDRAW X6'da yeni birkaç özelliğinden bahsedeceğim ve programınızı. Evet, programımızın açılış sayfası bu. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmaları gösteriyor gördüğünüz gibi. Biz direkt programa geçelim isterseniz. CTRL'den evet, açtık belgemizi. Yeni birkaç araç var. Bunlardan Smear, Tweel, Attack, Peel. Bunları göstermeye çalışacağım. Bir yuvarlak çizelim. Buradan Smear aracını alalım. Biraz yaklaşalım. Şöyle çiçek deseni gibi bir şey vermeye çalışacağım. Fazla da içe girmesin de daha sonra bunlardan kopyalıp sanki küçülüyormuş görüntüsü vermeye çalışacağım. Görüyorsunuz, bir şey yapmıyorum. Sadece seçiyorum. İçe doğru taşıyorum. Kendisi otomatik ayarlıyor. Evet, yeterli bu kadar. Bakın hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı oldu. Bundan bir artıya basarak bir kopya alalım. Küçültelim biraz. Aynı şekilde artıya bası kopya alıyorum. Ve küçültüyorum. Aynı şekilde alt'e basıp kopya alıyorum. Ayarlaması size kalmış. Daha da küçültebilirsiniz. Renk pek fazla önemli değil aslında. Burada amaç sizlere yeni bir nesneyi nasıl kullanacağınızı göstermek sadece. Rengin pek de bir önemi yok. Sadece ne işe yaradığını bilin. Yeterli. Evet, gördüğünüz gibi ortaya böyle bir sonuç çıktı. Bununla ne yapabilirsiniz? Bu bir çiçek olur. Ya da bir ağaç yapabilirsiniz bu şekilde. Bu böyle boş kalmasın. Biraz garip olur boş kalması. Şöyle. Böyle. Doğru. Şuna da şöyle bir yeşil verelim. Page, Shift Page Down tuşlarını kullanarak alttan bulalım. Pardon. Şöyle tabi yapalım. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Başka ne yapabiliriz? Yine araçlardan gösterelim yine. Şurada tüy var. Yaklaşalım.
gördüğünüz gibi sadece nesne çizim üzerine tıklıyorum, bekliyorum. Görüyorsunuz ne kadar ya da bir tane yapıyorum, bırakıyorum. Tam olarak seçmedim galiba. Evet oldu. Nesne böyle. Ortaya garip bir şey çıktı. Renkli. Kayadır. Başka ne olabilir? Başka. Başka bir aracımız var. Atak aracı. Yaklaşalım şöyle. Bu galiba dışa veya içe taşıyor. Sadece dışa taşıyor, pardon. Ama içlerimizde içe de taşıyabiliyor. Fakat buradan dışa da taşıyabiliyor. Dışa taşıdığınızı içerideki getirdiğini biliyorsunuz. Var. Bunu sileyim. Yeni araçlardan birisi de rüpin aracı. Büyütüyorsunuz. Seçiyorsunuz. Dışa doğru büyütme yapıyor. Gördüğünüz gibi. Büyütme yapıyor. Evet arkadaşlar, isterseniz bir lale yapmaya çalışalım. Basit olacak ama sonuçta bilmeyenler de olabiliyor. Seçiyoruz ikisini. Trim komutunu alıyoruz. Siliyoruz. Üst kısmı siliyoruz. Şu kısımda bir tane yuva daire çiziyoruz. Şurası ortası demek ki. Şurada olması lazım. Biz şu dışta olana bir çentik bırakalım. Bıraktık çentiği. Şimdi bunu aynen ortasına getiriyoruz. Şuraya takıyoruz. Burada bir çentik bırakmıştık. Şunu orta getiriyoruz. Evet oldu. Şimdi sırada bunun kenarlarına şöyle üçgen şeklinde şöyle ekleyelim. İyi olmadı. Oldu. Ama sanki biraz dik oldu. Şuraya kalsın. Biraz daha geçelim. Şöyle. Neyse biz bunu bir kırmızıya koyalım. Şurada yeşil olsun. Shift 5 tam tuşuna başlıyoruz ki altında kalsın. İkisini seçip C ve E tuşlarına basıyorum. Fakat biraz yukarı taşıyalım. Şöyle bıraktım. Bir kopyasını alıyorum. Biraz
göz yanını taşıyorum. Bunu Shift paste'ten tuşuna basarak altına taşıyorum hemen. Bir kopyasını alıyorum. Şöyle iyi. Şimdi buna şöyle bir dal olsun. Pendulum da yapalım. Şuradan başlasak daha iyi. Evet oldu. Taşıyoruz yerine. İşte bu yorum. Shift page down yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bu bir eski eski araçlardan yaptım bunu. Yeni araçlar şu ikisi. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacağım ders bu kadar. Selametle kalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CorelDRAW X6'da yeni birkaç özelliğinden bahsedeceğim ve programlayacağım. Evet, programımızın açılış sayfası bu. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmaları gösteriyor gördüğünüz gibi. Biz direkt programa geçelim isterseniz. CTRL'den New. Evet, açtık belgemizi. Yeni birkaç araç var. Bunlardan Smear, Tweel, Attack, Peel. Bunları göstermeye çalışacağım. Bir yuvarlak çizelim. Buradan Smear aracını alalım. Biraz yaklaşalım. Şöyle çiçek deseni gibi bir şey vermeye çalışacağım. Fazla da içe girmesin de daha sonra bunlardan kopyalıp sanki küçülüyormuş görüntüsü vermeye çalışacağım. Görüyorsunuz bir şey yapmıyorum. Sadece seçiyorum. İçe doğru taşıyorum. Kendisi otomatik ayarlıyor. Evet, yeterli bu kadar. Bakın hemen 3 aşağı 5 yukarı oldu. Bundan bir artıya basarak bir kopya alalım. Küçültelim biraz. Aynı şekilde artıya basıp kopya alıyorum. Ve küçültüyorum. Aynı şekilde artıya basıp kopya alıyorum.